Evet, herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Ee, bu hafta itibariyle yine sizinle canlı yayınla karşımızdayız. Aa, dün e, aksi birkaç durumdan ve yoğunluktan dolayı dün siz takipçilerimizle canlı yayınımızı yapamadık. Ama haftayı bitirmeden e, canlı yayınımızı tamamlamak için ve epey bir soru birlikte onları cevaplamak için bugün, bu haftalık, bu cuma günü canlı yayınımızı yapıyoruz. Tabii siz değerli takipçilerimizden canlı yayına katılamayan olursa Çekim eden sorularını iletebilirler. Ee, gelecek hafta olduğu yerden tekrar onların sorularını cevaplarak ilerliyor olacağız. Evet her hafta olduğu gibi bu haftada e, bir iki epey sorular var. Onları cevaplayarak başlayacağız. Ve ondan sonra da siz değerli takipçilerimizden canlı yayında gelen soruları alıp programımızın sonunda da yabancı takipçilerimizden gelen bazı soruları da alıp programımızı tamamlıyor olacağız. Evet ben <laughs> hemen ilk sorumuzla başlıyorum bir takipçimizden gelen. Freelance ya da part-time bir iş için H-1B vize başvurusu yapılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi H-1B vize başvuruları full-time ya da part-time pozisyon için olabilir. Bunda bir problem yok. Yani illa pozisyonun full-time olması gerekmiyor. Part-time pozisyonlar için de h b vize başvurusu yapılabilir. Ama freelance için bunu yapmak mümkün değil. Çünkü sonuçta H-1B başvuru vizesiyle işverenle Çalışacak kişi arasında işveren ve çalışan yani şöyle söyleyeyim şirketle kişi arasında işveren ve çalışan bağının oluşması gerekiyor. Ama freelance biliyorsunuz dışarıdan sözleşmeli kontraktör olarak ya da belli saatlik ya da proje yapılan işlerde yapılan çalışma türüne giriyor. Dolayısıyla freelance H1B için mümkün olmayacak ama part time H1B çalışma izlesi, vizesi için mümkün olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu şekilde. Ben TV 2020 talihlisiyim. Temmuz gibi sıra gelir sanırım. Önümüzdeki ay DS-260 formundaki pasaportumuz süresi sona erecek. Yeni pasaportum için DS-260 formumu açtırmalı mıyım? Yoksa yanımda götürmem yeterli midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki sizin sonuçta başvuru yaptığınız bir DSF formunuz var. Onu tekrar açtırmaktansa yeni pasaportunuzu görüşmeye götürebilirsiniz. Aksi bir talep gelmediği sürece. Dolayısıyla DSF formunu doldururken geçerli bir pasaportunuz vardı. Ama görüşmeye giderken yanınızda yenilenmiş ya da yeni olan, geçerli yerinde olan pasaportu götürmeniz gerekecektir. Diğer sorusu da, diğer sorusu da bu takipçimizin şu yönde. Kızımız 2017 yılında Amerika'da doğdu. Kızımızı görüşmeye götürmeyeceğiz. Kızımızın neden Amerika'da doğduğunda dair bir soruyla karşılaşır mıyız? Bu bir sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Tabi biliyorsunuz bu son dönemlerde özellikle bu çocuk doğma doğması ile ilgili çok böyle bir sıcak bir konu olduğu için bu. Görevliler bu konuya girebilirler eğer gerek duyarsalar. Dolayısıyla tabii ki size bu soruyla gelmeleri doğal gelebilirler. Dolayısıyla sizin bu noktada nasıl bir <laughs> niyetle Amerika'ya daha önce geldiğiniz, acaba girerken görevlilere doğru bilgi verip vermediğiniz, yani girerken mesela gezmeye geliyorum deyip aslında çocuk doğurmaya mı gittiniz? Bu tip durumlarda sizin niyetlerinizi anlamaya çalışabilirler. Ve bu noktada eğer sizin yanlış bir bilgi verdiğinizi düşünüyorsa görevlilere, ancak bu şekilde bir sorun teşkil etme durumu doğabilir. Tabii ki dikkat edilmesi gereken bir nokta. E, tabii ki siz doğruları söylemek zorunda kalacağınız bir nokta deyip takipçimizin sorusunu bir, ya da durumunu bilgilendirmiş olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Cevap vizesiyle Amerika'dayım. 4 ay sonra vizem sona erecek. Bu ay İstanbul'a gideceğim. Geri dönüşte bir sorun yaşanır mı? Sponsorun sana bir belge göndereceğim. ile beraber giriş çıkış yapabilirsin dedi. Giriş çıkışında problem olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Allah göre zaten geçerli bir ceywan vizeniz var ve Amerika'ya ceywan vizesi programına katılmak için gelmişsiniz ve programınızı başlamışsınız ve bize devam ediyorsunuz. Ve onun dışında da e, sponsoru size e, onlarla çalıştığınızı ve size bir belge vereceklerinizi neden büyük ihtimalle hani izne gittiğinizi ve Dönünce orada çalışmaya başladı veya devam edeceğinizi belirtilen bir yazı vermesi bence çok ideal olur, mantıklı olur. Ve sizin onlarla çalıştığınızı gösteren belki ödeme kanıtlarını yanınıza almanızda fayda var. Dolayısıyla bu şartlarla bak, bakılınca eğer başka bir durumlar oluşmuyorsa bu anlattığınız durumlarda giriş çıkış yapmanızda bir sorun görünmüyor deyip tabii ki e, dediğimiz gibi farklı durumlar oluşabilir. Onun için bir şey söyleyemeyiz. E, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biz olaydır evlilik vizesine başvurduk. Evlilik vizesi sürecinde eşim armıya katıldı ve iki eğitimi geçti. Şu an ikinci eğitime başlayacaklar. Sorun is, sorum ise eşimin Army'e katılması sorum ise eşimin Army'e katılması evlilik vizesini etkiler mi? Ve etkilerse eğer tahmini vize işlemlerimiz ne zaman olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şu detayı anlayamıyorum. Acaba hani siz ülkenizdesiniz ve eşiniz buradan süreci mi başlatmış durumda Amerika'da yoksa siz Amerika'da bu süreci başlatmış durumda mısınız? Bunu da çok emin olamadım ama şöyle cevap vereyim. Eşinizin yani asker ya da armiye katılıyor olması sizi vizenizi etkilemez. Dolayısıyla sizin evlilik vizenizi geciktirecek bir durum oluşturmaz. Dolayısıyla vize işlemlerinizin ne zaman sonuçlanacağını söylemek ise eğer olaydır bekliyorsanız bu tip başvurular genelde bir yılı bulabilen süreçler bir yılda geçebilir. Dolayısıyla tabiri söylemek çok zor olacak. Ne zamana bunun sonuçlanacağını. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Sadece sorunuza cevaben sonuçta eşinizin askere gidiyor olması ya da armide bulunuyor olması sizin durumunuzu etkilemez. ve bu açıdan da e, olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil. Ama ne zaman vize işlemlerinizin olacağı noktası ise sizin dosyanızın sürecine bağlı biraz. Ama tahminen bir yıl civarında süren bir sürece karşı karşıya genelde kalıyoruz deyip ve siz de bunun olayını bitirdiyseniz tahminim çok kısa bir süre daha sonra vize görüş görüşme aşamasına doğru gidiyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yeni Green Card, yeni Green Card sistemiyle Amerika'da master eğitimi almış olmamız, şirket sponsorluğu ile Green Card almamızı yardım eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani eğer siz iş yeri üzerinden size yeşil kart başvurusu yapılacaksa ve siz tabii master eğitimi almış durumdaysanız bunun ayrı bir artısı olabilir. Tabi burada önemli olan nokta sizi Size ee, sizi bir pozisyonda işe alacaksa işveren ve bu da yüksek eğitim gerektiren bir pozisyon olursa o zaman master eğitimin katkısı olacaktır. Yoksa öbür türlü eğer pozisyon üniversite mezunu sadece gerektiriyorsa master eğitimi olma, sahibi olmanız bu da artı getirecek bir durum değildir deyip ee, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden kalan soruda şu gelen soru da şu yönde. Eski eşimden dolayı green card alan 12 yaşındaki oğlum sayesinde ben de green card'a başvurabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Eğer sizin 12 yaşındaki oğlunuzun green card'ı var ise size başvuru yapabilmesi için tabii kendisinin 21 yaşına gelmesi gerekiyor. Ve 21 yaşına geldiğinde de Amerika vatandaşlığı da var ise o zaman size başvuru yapabiliyor. Yoksa sadece onun şu an green card'ın oluyor olması size bir faydası şu an itibariyle yok ya da sizin green card'a başvurmanızı, başvurmanızı imkan sağlayan bir durum şu an için değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Amerika'da sınma başvurusu yapan bir birey durumu onaylandıktan sonra kısıtlı haklara mı sahip olur yoksa diğer ABD vatandaşlarıyla eşit haklara mı sahip olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu çok tabii genel bir soru ama hani sonuçta Amerika vatandaşları ile burada yeşil kartı sahibi olan kişiler bile arasında farklılıklar var. Yani dolayısıyla örnek veriyorum yeşil kart sahipleri bile oy kullanamazlar Amerika vatandaşları gibi. Dolayısıyla hani e, burada oturum almış kişi Amerikan Amerika vatandaşıyla aynı haklara sahip olacaktır demek mümkün değil. Ama tabii ki eğer kastettiğiniz burada çalışabilmeyse, yaşayabilmeyse, seyahat edebilmekse bu tip hakları tabii ki sahip olabilecekler. Ama onun dışındaki haklara zor olabilir. Ama tabii ki bazı devlet desteği şeyler yardımlarından fayda durumları da olacaktır deyip <laughs> gelir durumlarına bağlı olarak. Dolayısıyla bu şekilde takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet başka bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yeni green card sisteminde şirket tarafından green card alırken sorun oluşmaması için nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmamış olmamız gerekiyor ki şirket tarafından green card alma konusunda sorun oluşmasın diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii burada hani çok detaylı belki değerlendirme yapamayacağız. Biliyorsunuz bu yeni kural biraz işte uygulamaya zaten yeni girecek boyun sonunda ve dolayısıyla uygulamada da ne tür bir tepkilerle karşı karşıya kalacağız. Ne görevlilerin bunu uygulayacağını göreceğiz. Fakat şöyle söyleyebiliriz. Gün sonunda tabii ki siz eğer e, devlet destekli programlardan yardım alma durumunuz oluşacaksa bu tip şeylerden uzak durmanız gerekecek. Eğer bu tip yardımlardan uzak durursanız sizi yaşıkan sürecinizi olumsuz etkileyecek ya da soruna sokacak bir durum oluşmaz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir bizden gelen soru da şu şekilde. ABD vizem var. Eşime Green Card çıktı ve konsolosluk davet sürecini bekliyoruz. Davet sırasının gelmesinin önceki çekilişlerden hareketle e, yaza denk geleceği anlaşılıyor. Bu aşamada vize bile Amerika'ya giriş çıkış yapman bir sorun oluşturur bu. Çünkü DS-260 formunda olurken her bir aile bireyinin Amerika'ya kaç kez geldiği ve ne kadar süre kaldığı ilgili bir bir, 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 bir e, soru var diye takipçimiz bize sormuş. Şimdi burada önemli olan nokta şu tabii. Eğer siz e, Amerika'ya acil gelmenizi gerektiren bir durum yoksa ya da seyahat etmeniz gerekmiyorsa tabii ki gelmemeniz daha ideal olur herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Ama seyahat etmeniz gerekiyorsa bunda herhangi bir engeliniz yok. Yani DS formunda e, ki son saatinizin belirtilmemesi normal. Çünkü siz o başvurunuzu daha önce yapmıştınız yaptığınız için. Dolayısıyla o süreçte beklerken seyahat etmenizde bir engel yok. Ama gün sonunda şart değilse gelmeniz ya da seyahat etmeniz tabii ki bu noktada önce green card çalışmalarını halletmeniz çok daha ideal olur diye düşünüyorum. Ve takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Amerika seyahatim olacak ve annemle geleceğim. Ancak ben evliyim ve annemle soyadlarımız farklı. Beraber günlükten geçeceğiz ve beraber seyahat ettiğimizi beyan edeceğiz. Yanımızda toplam 11 doların üzerinde para olacak. Bu durumda beyan etmek zorunda mıyız? Bizi tek bir aile olarak görüp toplam paraya mı bakarlar? Yoksa ayrı ayrı aileler olarak görüp kişi başı taşınan paraya mı bakarlar diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi aslında güzel bir soru bu e, fakat şöyle yanaşayım gün sonunda siz eğer aile olarak biz seyahat ediyoruz deyip e, gümrük belgesini aile olarak doldurursanız o zaman evet toplam rakama dönebilir. Fakat gün sonunda e, 10 bin doların üzerinde diyorsunuz ne kadar üzerinde görmek lazım ama gün sonunda tabii ki iki kişi seyahat ediyorsunuz. E, eğer formu dolduruyorsanız her biriniz e, yarı yarıya parayı taşıyorsa o zaman bir sorun teşkil edecek bir durum görmüyoruz a, görmüyorum yoksa e, tabii ki e, buradaki önemli olan nokta unutmayın. Nekap parayla girdiğinizin ötesinde bunu beyan ediyor olmanız. Dolayısıyla e, beyan ettiğiniz sürece bir problem oluşmaz deyip takipçimizin sorusunu vermiş olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu şekilde. 16 yaşındaki kızımı yaşadığım evde bırakıp ben ayrı bir eyalette başka bir eve taşınmak istiyorum. 16 yaşındaki çocuğun evde tek yaşaması F1 ve F2 vizesi vizeli bir anne kız için a, problem olur mu? Ayrıca F1 vizeli 18 yaşında bir öğrencisinin öğrencinin annesi F2 vizesi ile 18 yaşından büyük çocuğuna teş, e, eşlik edebilir mi? Bu soruyu bir daha okuyacağım. Biraz çünkü karışıyor gibi geldi. Ya da soruyu bölerek ilerlersem daha mantıklı olabilir. Bu takipçimizden gelen ilk soru şu şekilde. Anladığım kadarıyla. Eğer gün sonunda anne, ya da anne ve kız F1 ve F2 vizesiyle kalıyorsa ve dolayısıyla bunlardan bir tanesi başka eyalette yaşıyorsa bu bir sorun teşkil eder mi diye takipçimiz soruyor. Burada sorun teşkil edecek bir durum görmüyoruz. bir şeyi anlamak lazım. Eğer F1 vizesi olan kişi okula devam ettiği sürece bir problem yok. Okulda devam ediyorsa ve programda devam ettiriyorsa F2 statüse sahip olan kişi İster onunla yaşayabilir, ister arkadaşlarıyla kalabilir. Ayrı bir, ayrı bir eyalette bir süre kalıyor olabilir. Bunda bir sorun görünmüyor diye görüyorum. Yoksa aa, aa, hani bir yerde yalnız bırakılmasını çok anlayamadım. Hani, ama onun dışında diyeceğim nokta bir sorun teşkil etmeyecektir. F1 vizesine sahip kişi e, okulla devam ettiği sürece. A, bu takipçimizin diğer sorusuna gelirsek. F1 vizesiyle 18 yaşında bir öğrencinin annesi F2 vizesiyle 18 yaşındaki küçük çocuğa eşlik edebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada anladığım kadarıyla F1 vizesi eğer 18 yaşındaki bir öğrenci de var ise annesi F2 vizesi alabilir mi diye soruluyorsa bu mümkün değil maalesef. F2 vizesi alabilmesi için kişinin öğrenci, eşi, eşi ya da çocukları olması gerekiyor 21 yaşın altında. Dolayısıyla anne B vizesiyle ya da turist vizesiyle eşlik ediyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi her hafta olduğu gibi tabi geç haftaki soruların sonuna doğru yaklaşıyorum ama her hafta olduğu gibi kısa iki duyurumuzu geçelim. Bir tanesi bizim YouTube takipçilerimiz için. Dolayısıyla YouTube takipçilerimiz eğer bize sordukları soruları cevaplamadıkları düşünüyorsalar ya da bize sordukları soruları biz benzer cevapları da cevaplamış olabiliriz. Bu yüzden onların sorularını cevaplamamış olabiliriz. Bu yüzden bize çekinmeden sosyal medya üzerinden mesaj atabilirler. Biz kendilerine o sorunun cevabını gösteren çekimimizi ve linkimizi çok rahat bir şekilde paylaşabiliriz. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da site takipçilerimizle bunu paylaşmak zor olabilir. Ama sosyal medya üzerinden paylaşırız. Tek yapmanız gereken bize mesaj atıyor olmak. İkinci duyurumuz biliyorsunuz bizim her hafta yaptığımız bu çekimlerimiz. Siz değerli takipçilerimizi bilgilendirme amacıyla yapılan çekimler ve bilgiler. Dolayısıyla herhangi bir şekilde siz bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Ve sizin durumunuzun çok daha detaylı değerlendirilmesi gerekiyorsa sizin durumunuzun çözümü için Kesinlikle bir avukat ya da bizim büromuzda da tabii irtibata geçebilirsiniz. Yoksa biz her hafta sizler takipçilerimizi e, bu yönde bilgilendirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Ama sadece bilmek istediğimiz, bilmeniz gereken nokta bu kesinlikle bizimle sizin, sizin aranızda sadece bu bilgilendirme amaçlı olan videolarımızda herhangi bir avukatlık ve müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Evet, geçen haftadan kalan, e, takipçimizden kalan bir soruya geçiyorum. O da şu yönde. Keyvan nişanlık vizesi için medical exam için Ankara'ya gideceğim. Ancak bu aşı olayı biraz kafamı kurcalıyor. Aynamızdan Türkiye'deki online hastane kayıt sistemine baktım. Aşılarımızın kayıtları yok. Hepsi eksik görünüyor. Acaba gidip devlet hastanesinde aşılansam daha mı iyi olur? Çünkü bu doktorda aşılar pahalı anladığım kadarıyla. Her bir aşı için 20 ile 200 dolar arasında fiyat demişler diye bu takipçimiz bize iletiyor. Şimdi buradaki ee, tabii ki tavsiyem şu yönde olur. Eğer belirtilen doktor ofisini ararsanız onlara eğer aşılarınızın yapıldığı yapıldığını ya da yerine getirildiğini ve bunun için bir aşı karnesi bulunduğunu ilettiğinizde bunu kabul ediyorsalar eğer o zaman tabii ki aşılarınızı yaptırabilirsiniz ve aşılarınızı yaptırdığınız kanıtlarla gidip bu aşıların yapıldığını göstermenizde mi sakınca görünmüyor. Gün sonuçta zaten doktor ofisi yapacağı önemli olan nokta sizi sağlık kontrolünden geçirip bütün aşılar yapılmış mı yapılmamış mı yapılmamışsa yapılması ve diğer test durumlarını yapıp buna göre raporu veriyor olacak. Tavsiyem arayıp bu noktada sizin elinizde olan ya da oluşacak olan sağlık kardeşini kabul edip etmeyeceklerini sormanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçi, son bir takipçimizden gelen soruya geçiyoruz ve canlıya sorulara geçeceğiz ondan sonra. O da şu şekilde. Ben ABD vatandaşlık sınavını geçtim. 21 Şubat'ta yemin törenim var. Yemin töreninden sonra Amerikan pasaportuna başvurduktan sonra gelmesini beklemeden Türk pasaportu bile Türkiye'ye gidebilir miyim? Çünkü Mart'ın ilk haftası Türkiye'de olmalıyım. Oldu da bu tarihe kadar pasaport gelmezse Türk pasaportu bile gidebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu değerli takipçi bize bizim tavsiyemiz şöyle olacak. Sonuçta siz Amerika vatandaşlığına geçince tabii ki Amerika pasaportuyla seyahat etmenizde fayda var. Türk pasaportunuzda belki Türkiye'ye gitmenizde bir engel yok ama Amerika'ya gelirken e, bu sefer Amerikan pasaportuyla gelmeniz gerekecek. O yüzden size tavsiyemiz şu olabilir. Eğer bu tip acil bir durumunuz varsa o zaman acil yani expedited passport e, application diye bir başvuru türü var. Yani sizin Amerikan pasportunu hızlı alabilmeniz için adım atmanız gereken bir başvuru var. Dolayısıyla eğer e, vatandaş belgenizi alırsanız direkt post ofise e başvurmaktan ziyade bu şekilde bir başvuru yaparsanız çok hızlı şekilde pasaportunuzu alır ve seyahatinizde bu şekilde geciktirmemiş olursunuz deyip Takipçilerimizin sorularını cevaplamış olalım. Evet, bu geçen haftadan kalan takipçilerimizin soruları bunlardı. Bu arada bir kısa ufak bir duyuru daha geçmek istiyoruz. O da şu şekilde: YouTube kanalımızda siz değerli takipçilerimizden yasal olmayan sorular ya da yorumlar gelmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu tip soruları kesinlikle cevap vermeyeceğimizi hani iletmek istiyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz ki gün sonunda biz sizi bilgilendirici amaçla hareket ediyoruz. Ama yasal olmayan ya da yasal olmayacak şeylere ne sizi teşvik edebiliyoruz ne de bunların cevabını vermemizi lütfen bizden beklemeyin. Dolayısıyla YouTube kanalımızda sizler takipçilerimizden bize yasal yorumlar ve yasal sorular gelirse bu şekilde biz de kendilerine cevap vermekte zorlanmayız. Yoksa cevap vermemiz mümkün olmayacaktır deyip bu, noktada, bu noktada da ufak bir duyuruyu daha geçmiş olalım. Evet bugün canlı yayında takipçilerimizden gelen sorulara bir göz atarak ilerleyeceğiz. Şimdi ben ilk durumla ben bir başlıyorum. Evet bir takipçimizden bugün gelen soru şu şekilde. Önümüzdeki ay Amerika'ya gidiyorum. Fakat ayrı kalmak istemediğim ve çok sevdiğim kuzumu da yani küçük baş hayvanımı da yanımda götürebilir miyim? Kuzum evcil hayvan statüsüne girer mi? Yoksa izin almam gerekir mi diye takipçimiz bize soruyor. Kusura bakmayın gülümsüyorum. Beklemediğim bir soru olduğu için. Biliyorsunuz kişiler Amerika'ya gelirken aa, tabii ki kedi ve köpek gibi aa, evcil hayvanlarını gerekli izinleri alınarak Amerika'ya yanlarında götürebiliyorlar. Aa, fakat küçük baş hayvan grubuna giren koyun, keçi ve yavruları için böyle bir şey maalesef mümkün görünmüyor. Eğer kedi ve köpeğinizi getirmek isterseniz tabii ki ne yapmanız gerektiğini biliriz. bu kuzunuz için geçerli olmayabilir. Ama başka bir evcil hayvanınızı getirmek istiyorsanız burada yapılması gerekenleri kısaca şöyle tekrarlayayım ki bilmeniz açısından PET sahibi pasaportu ve uçak bileti olması gerekiyor. Evcil hayvanınıza ait bilgileri yer aldığı mikroçip takılmalı ve hayvanın kan de yaptırmanız gerekli. Evcil hayvanınızın aşı karnesi olmalı. Evcil hayvanınızın resmi vakamlardan olaylı bir yıldan fazlayı kapsayan aşı kayıtları seyahatinizden en az 30 gün önce. E, ABD konsolosu yetkililerine verilmeli. E, bulunduğunuz ilin gümrük veteriner müdürlüğüne giderek evcil hayvanınız e, yurt dışına gidişi için gerekli sertifikayı almanız gerekiyor. Seyahatinizde 48 saat önce söz konusu sertifikanın alınması genelde önerilmekte olan bir durum. Sağlık sertifikasını aldıktan sonra da 10 gün içerisinde evcil hayvanınızın Amerika'ya git, yani gitmek zorunda eğer hayvanınız tabii vankilisi veya Kangal Kangal köpeği ise Tarım Bakanlığı izni de gerekmektedir. Yani e, tabii bir değerli takipçimizden gelen soru e, tabii ki onun getirmek istediği bir hayvan olması. Bu gayet doğal. E, ama gün sonunda evcil hayvanlar kapsamında giren noktaya baktığımızda maalesef girmeyebilir. E, ve bu şekilde e, takipçimize en azından cevap vermiş olalım. Evet bugün... Bir takipçimizden canlı yayında gelen soru şu şekilde. Tabi sevgililer günde de özel bir soru olmuş gibi bu. Aa, sevgilimle Amerika'ya tatile gitmek istiyorum. Aa, turist vizesini almak için mülakata birlikte gitsek, sevgili olduğumuzu söylesek, ilişkimizin gerçekliğini kanıtlasak, aa, vize almamız kolaylaşır mı? Vizeyi kolay almamız için tavsiyeleriniz ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle anlatayım. Siz turist vizesi başvurusu yaptığınızda, eğer aile bireyi değilse, kişi tabii aile bireyi derken eğer aynı anda vize başvurusu yapılan ve sizin de beraber bulunmanız gereken bir durum gerekiyorsa diyelim anne ile çocuk gibi ufaksa çocuk ve anne yanında olması gerekiyorsa eğer böyle bir durum yok ise maalesef sizin vize görüşmesinde de aynı anda almayacaklar. Yani ya da görüşmeye aynı anda almayacaklar. Aynı saat ve aynı zamanda radyonuz gelse bile aynı görevli ikinize bakıyor olmayacak. Dolayısıyla bunu bir, bir, şekilde bir öncelikle açıklamış olayım. Tabii ikinci olarak siz günün sonunda mülakata girdiğinizde sizin Amerika'ya gidiş amacınız sorulacak. Ve gidiş amacınız sorulurken siz e, sevgilinize gideceğini belirtebilirsiniz. Bunda bir engel yok. Onlara e, saat planınızı anlatıp gideceğinizi anlatmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunu belirtiyor olmanız, vizenizi almanızı kolaylaştırmaz ya da belirtmiyor olmanız kolaylaştırmaz. Yani gün sonunda belirtmeniz gereken zorunluluk bir durumu görünmüyor orada. Çünkü eğer eşiniz olmuş olsaydı o zaman evet bunu belirtmeniz gerekebilirdi ve olumlu olabilirdi. Ama gün sonunda arkadaşınızla seyahat edebilirsiniz sevgilinizle de. Bunda bir problem, bir durum yok. Tabii ki vizenizi anlatırken ya da vize görüşmesine girdiğinizde eğer bir seyahat planı yaptıysanız o anlamda kimle gideceğinizi anlatıyor olup diyorsanız tabii ki faydasını görüyoruz. Yoksa genelde tavsiyemiz Türkiye'deki bağlarınızın sizin birey olarak güçlü oluyor olması seyahat edilme durumunuzda sizi ya da vizenizi alma durumunuzda işinizi daha da kolaylaştıracak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde Annem Türkiye'deyken Green Kartı onaylandı ve Eylül 2019'da Amerika'ya giriş yaptı. 4 ay sonunda kart elimize ulaşmayınca kayıp başvurusu yaptık ve biyometrik için USCIS ofisine gittik ve yeni kartın gelişi 2 seriyi bulabilir dediler. Biyometrik randevumuzdan 4 gün sonra annemin kayıp olduğunu düşündüğümüz kartı geldi şimdi ne yapmamız gerekiyor? Gelen kartı kullanabilir mi yoksa sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şu var. Gün sonunda siz tabii ki kartınızı kaybetmiş. Şey kartınızı kaybettin diyorum. Kartınız yoktu ve ve kartı gelmiş oldu. Dolayısıyla bir şey yapmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Zaten içeri yaptığım bir başvuru var. Eğer o başvuru yaptığınızda bir ödeme yaptıysanız o başvuru için yeni bir başvuru yaptıysanız bekleyebilirsiniz ya da iptal edebilirsiniz. Dolayısıyla önemli olan adres de şu an kartının ulaşmış olması. Dolayısıyla o kartıyla seyahat etmesinde bir engel yok, kullanmasında herhangi bir engel yok. O kart sonuçta iptal değil. Dolayısıyla yeni kart başvurusundaki olan gerekçesi kalmadıysa iptal edebilir, vazgeçtiğini dile getirebilir. E, onun kararını bu noktada verebilirsiniz. Yoksa herhangi bir sorun görünmüyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden aa, gelen soru, soruya bakıyorum. O da şu yönde. Amerika'ya gelip bir uçuş okuluna kayıt olmak için hangi adımları takip etmem gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz eğitim almak amacıyla Amerika'ya geliyorsanız, eğer bu da eğitim, eğitimde uçuş ilgili ilgiliyse tavsiyem Amerika'da nerede eğitim almayı planlıyorsanız kurumsal ya da okul olarak onlarla irtibata geçip onlardan I, i alıp alamama durumunuza bakmanızda fayda var. Ve bu sayede o okullarda eğitim almak için ve onlar da size i belgesi sağlıyorsalar bu belgeyle beraber öğrenci vizesine başvurup bu şekilde okuldan da yapmanız gereken adımları öğrenirseniz çok daha ideal bir şekilde hem yapılması gerekenleri yapıp hem de vizenizi alma noktasında adım atmanız çok daha kolay olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de yaşıyorum. 100 bin dolarlık mevduata sahibim. Amerika'ya yerleşip orada çalışmak istiyorum. Bunu en uygun şekilde nasıl yapabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer sizde bulunan yatırım ile Amerika'da bir iş kurmak ya da yatırım yapmak istiyorsanız bunun önce değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ve eğer bu değerlendirmenin sonucunda Yapacağınız ya da girmek istediğiniz endüstri ya da alan ya da şirket bu noktada karar verseniz ve yatırımınızı yaptığınız sürece onun üzerinden E2 yatırımcı vizesi alıp hem Amerika'da şirketinizi yönetip hem de yaşamanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu kısaca cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card sahibiyim. Amerikan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkım var mı diye takipçi biz bize soruyor. Şimdi Amerika'da oy kullanabilmek için ya da oy kullanmaya kayıt olabilmek için bile sizin Amerika vatandaşına sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla yeşil kart sahipleri Amerika'da oy kullanma ya da oy kullanmaya kayıt olmaya hakları mümkün, mevcut değil. Ta ki Amerika vatandaşı olana kadar. Dolayısıyla Green Card sahibiyken Amerika'da oy kullanmanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika vatandaşının aile istek sürecinde turist olarak bize başvurusu yapsak neticesi olumlu olabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle tabii ki kişi vizeye başvuru yapabilir. Buna bir engel yok. Ama kişinin vize alma ihtimali çok düşük olacaktır. %90 ya da %99 alamayacaktır. Çünkü aile vatandaşı tarafından aile isteği başvurusu beklemede olduğu için Amerikan konsolosluğu görevliler de bunu görecekleri için sizin e, turist vizesine geçmenize ya da vize vermesinde size Türk vizesi vermede sizi uygun görmeyeceklerdir. Geçici niyetiniz olmadığını düşünerek. Tabi bunun istisnai durumları olabilir acil durumlar olabilir. Sizin aile isteğinden yeşil karta geçeceğiniz süreç uzun olabilir. Dolayısıyla bu tip gibi sebeplerden dolayı da vizeye geçmeniz, vize alıp alamamanız daha da şekillidir. Ama genelde düşük olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. I-751'e başvurur başvurmaz. Eşimle ayrılsak. Green Card sürecini risk yapmış olur muyum diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Eğer siz I-751'e başvuru yaparken eşinizle beraber yapıyorsanız evet o zaman ayrılırsanız ve beraber olmayacaksanız o zaman tabii ki var olan süreçte değişiklik yapılması gerekiyor. Bu değişiklik bildirdikten sonra da bir tek başınıza da yeşil karta gidiyorsunuz. Ama sadece artık yeşil karta eşinizle beraber değil. Tek başınıza, tek başınıza gitmeniz gereken bir durum oluşuyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bu canlı da bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Bekarım, ginkaj çekilişine başvurdum. Bildiğim kadarıyla evliler iki kere başvurmuş oluyor. Evli çiftlerin kazanma olasılığı daha yüksek. Bu ayrımcılık değil midir? Bunun mantığını açıklayabilir misiniz? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bunun mantığı çok basit. O da sebebi şu her kişi bir kez başvuru yapabiliyor. Ve dolayısıyla aslında baktığınızda sizin kişi olarak bir kez başvurma hakkınız varken evli çiftlerde aslında iki kişi oldukları için her birinin de başvuru yapma hakkı oluyor. Aslında dolayısıyla hani evlidir diye sadece bir başvuru yapılması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla her birey bir kez başvuru yapıldığı için herhangi bir ayrımcılık ya da bir haksızlık durumu görünmüyor. Çünkü öbür türlü baktığınızda eğer bir tane sadece kullanabiliyorsalar o zaman iki kişi evli olmuş olması Onların iki kere yani onların bir kez sadece başvuru yapabileceğini gösteriyor bir bireyin. Bu açıdan baktığımızda da maalesef kural bu şekilde olduğu için evli çiftler, evliler diye değil ama her birey bir kez başvuru yapabilir diye orada iki başvuru durumu oluşuyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: Turistik vizeyle Amerika'ya gelip iş ve sponsorluk üzerinden Green Card'a girecek süreci riski alarak gelmeli miyim? Paravetik mezunuyum. 2,5 yıl garsonluk, 1,5 yıldır da kasiyerlik yapıyorum. Bu ne kadar listedir? İş konusunda boşta kalma ihtimalim nedir? Yetenekliyim, başarı cevayı ama biraz da iş yerleri bilmediğimden tedirginim. O kadar uğraştan ve masraftan sonra turistik vize süren dolaraktan tekrar geri gelmek istemiyorum. Tavsiye fikirleriniz çok önemli diye bu takipçimiz bize hem soru soruyor hem bizden bu konuda bir fikir istiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir şeyi anlamak gerekiyor. Yani siz ama Ikea gezmeye geliyorsanız sadece gezmeye gelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada iş arabaya da izin olmadan çalışma gibi durumlarınız sizin var olan vize stat statünüzü ilan eder. Dolayısıyla burada yapılacak en mantıklı şey gezmeye geliyorsanız gezmeye gelip ve bu gezme sürecinde de yani burada kalıp daha sonra belki ileride ne yapacağını da bakabilirsiniz. Ayrı bir nokta ama izinsiz çalışma gibi şeylere adım atamazsınız. Dolayısıyla Burada da ne kadar iş bulup bulamayacağınız noktasında bir yorum yapmam çok zor olacak. Dolayısıyla yapmanız gereken bence önce bir turistik vizenizi değerlendirip Amerika'nın sizin için ne kadar uygun olduğunu anlamanız pardon çok daha faydalı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD vize görüşmesinde Green Card sahibi bir, bir yakınımızın yanında turistik amaçla gideceğimizi söylemek vize almakta herhangi bir sıkıntıya sebep olur mu diye bize bir takipçimizin ilettiği soru bu. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. genelde davetiyeler olumlu olacaktır diye bir kayda yok. Bu bazen olumlu da olabilir, bazen olumsuz da olabilir. Dolayısıyla hani sizin burada bir de tanıyor olmanız, akrabanızın olmuş olması ya da oturum oluyor olması dolayısıyla şey yani aksi durumda yaratabilir, pozitif durumda yaratabilir. Bu değişecektir. Ama bu dönemde olan nokta şu. Siz ne amaçla geliyorsanız ve size ne amaçla geleceğiniz soruluyorsa tabii ki Amerikan konsolosundaki görevlere doğruyu söylemenizde fayda var. Eğer bu yakınınızı görmeye geleceğinizse bunu belirtmenizde bir sıkıntı yok. Belirtebilirsiniz. Gün sonunda Unutmayın Amerikan konusunda görevliler siz Amerika'ya gezme amacıyla geldikten sonra döneceğiniz emin olmak istiyorlar. Baktıkları nokta bu olacak ve dolayısıyla Türkiye'deki sizin bağlarınızın güçlü olmuş oluyor olması bunu güçlü hale getiriyor olacak. Yoksa öbür türlü tabii ki zor olabilir. Ama dediğim gibi bu noktada açıklama doğru açıklama yapmakta bir sakınca görünmüyor deyip takipçimizin sorusunu açıklamış olalım. Ve tekrarlıyorum doğruyu söylemeniz zaten gerekmektedir deyip takipçimize sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi evet bugünkü canlı yayınımızı burada durduracağız. Epey sorular vardı. Geç haftalarda çok soru kalmıştı. Bugün canlı yayınımızda da epey sorular var. Ee, kalan sorulara tabii ki gelecek hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ee, bugünkü programımızda yabancı takipçilerimize geçemeyeceğiz. Onu haftaya bırakmam gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi e, zamanınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyorum. Bu arada hepinizin Sevgililer Günü kutluyorum. Umarım hepimiz için güzel ve e, mutlu bir gün ve hafta sonu olur. Teşekkürler.